Arkadaşlar, bugünkü videomuzda gümüş balığı ile sazan avı, büyük balık, trofe balıkları avlamak için takım yapacağız arkadaşlar. Takımlarda büyük balık olduğu için büyük iğneler kullanacağız. Hem takılışını anlatacağım arkadaşlar, iğneye nasıl takıldığını gümüş balığının, hem de takımımızı yapalım. Basit bir takım ama sağlam malzeme kullanmak lazım arkadaşlar. Bu 1 milimlik arkadaşlar. Yani 0-100 milim, 100 metre, 49 kilo çekeri var bunun arkadaşlar. Bunu ben yayın takımlarında da kullanıyorum. Fazla pahalı bir misine değil. Böyle 4 bölmeden 25 metre olarak oluşuyor bunlar. Böyle şeylerde misineyi tavsiye ederim arkadaşlar, sağlam misine almam balık. Karıştırmadan ucunu bulmamız lazım. Bunları el makarasında da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hem elinizi kesmez, hem sağlam kesinlik. Hem de ekonomik bunlar. Mesela 100 metre el makarasında 2 tane 50 metre olarak kullanabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Oldukça sağlam yemişsin arkadaşlar. Öncelikle iğnemizi bağlayacağız. Bu tip iğnelerde arkadaşlar, düz durması için buradan geçiriyoruz. Atacağınız düğme bağlı. Attıktan sonra da geçirebilirsiniz. Yani düğümü nasıl atıyorsanız arkadaşlar. Şu şekilde tutuyoruz. Bunu sarıyoruz arkadaşlar. Sardıktan sonra buradan tutup parçamızı buraya geçiriyoruz. Sonra da şunu çekiyoruz arkadaşlar. Bunda büyük balık olacağı için arkadaşlar iyice asılacak. Biraz daha uzun kesin. Çünkü bu iyice oturacak. Şurada da arkadaşlar dikenleri var iğnemizin. Bu yemi taktığımızda çıkmasın diye geriye. Bu şekilde bağladık arkadaşlar. Yani boncuğumuz var. Bununla gezer kurşuna stoper yapacağız arkadaşlar. Kurşun ağır olduğu için normal stoper şey yapmıyor. Bunu geçiriyoruz böyle arkadaşlar. Şu iğneden çok fazla da uzakta değil. Şöyle şu mesafeyi ayarlayacağız arkadaşlar. Yaklaşık 10 santim, 12 santim falan. Bu
Bu misinaydı arkadaşlar. Ben şimdi yeni açtığım için böyle. Bunu biraz gerdirip tuttuğum zaman düzeliyor bu. Şimdi içinden bir daha geçirdik. Çekiyoruz bunu. Şu şekilde. Bunu sıktığım zaman gezmiyor arkadaşlar, yürümüyor. Bunu ileri çekip yine ayarlayabiliriz. Atarken eğer bu dolanma yaparsa, bunlar da yapmaz. Çünkü sert, çok da esnek bir misina değil. Sert bir misina var. Şu şekilde arkadaşlar. Buradan da güzel kurşunumuzu geçiriyoruz. Takım bu şekilde arkadaşlar. Balık yemi alarken çekiyor. Güzel, kurşun sabit kalıyor arkadaşlar. Yemi götürüyor. Ağırlığı hissetmediği için hem biz oltada vuruşu güzel hissediyoruz bu takımda, hem de balık ağırlığı hissetmediği için arkadaşlar, bunu balık biraz alıyor, taşıyor, öyle ütüyor. Bunu turnada da kullanabilirsiniz arkadaşlar, yayında da. Ama yayının iğneleri şimdi kullanacağınız yeme de bağlı, ama ben daha geniş, daha büyük iğneler kullanıyorum yayında. Onu da videosunu yapacağım. Yayın iğneleri daha büyük. Çünkü ben balığı mesela iki tane balığı takıyorum. Ortadan ikiye kesip şey yapıyorum. Öyle takıyorum. Şunun kafa kısmını da bağlayalım arkadaşlar. Şimdi bu oyunu isteğe göre yapabilirsiniz. Ben bir 70 santim yapıyorum. Bunu arkadaşlar halka yapıp 3 kere geçiriyorum içinden. Şu şekilde. Sonra çekiyorum. Üç kere geçirseniz arkadaşlar şu daha düzgün oluyor diyor. 2 kere geçirince biraz daha değişik duruyor. Kere geçirmenizde fayda var. Hem kesmiyor birbirini. Şu fanzalamızı keselim. Şu şekilde altı yaptık arkadaşlar. Buradan güzel kurşunumuz var. Altta boncuğumuz var. Bunu ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Az önce gösterdim. Burada da iğnemiz var. Şimdi bunu arkadaşlar gümüş balığı takarken, gümüş tatlı su balığında da var arkadaşlar, tatlı su balığı olarak da var, canlı yem olarak da satılıyor. Geçen sene tanesi 1 liraydı, şu anda bilmiyorum ne kadar. Bayilerinden alabilirsiniz arkadaşlar, onlar da var. Bazı göllerimizde var, onları çaparı ile yakalayabilirsiniz ya da çok ufak çaparı iğneleriyle iğnelerine böyle ufak ufak solucan takıp veya da ekmek takıp o şekilde yakalayabilirsiniz onları. Bunu arkadaşlar aynı solucan takar gibi balığın ağzından geçiriyoruz. Balığı böyle içinden geçire geçire getirip kafasını buraya getiriyoruz arkadaşlar. Böyle geçirip aynı solucan geçirir gibi. Şuradan da iğnenin çok az ucunu çıkartıp bırakıyoruz öyle. Kuyruğu da burada oluyor arkadaşlar balığın. Ağzından geçiyor. Bunun uzun olması sebebi de arkadaşlar balığın güzelce geçmesi. Bu şekilde atarken de düşmüyor. Buna dediğim gibi arkadaşlar, bazı göllerimizde yayın sazan, turnu olan göllerimiz var. Oralarda çok çok iyi bir takım. Çünkü attığınızda sazan gelmese turna gelme ihtimali var, yayın gelme ihtimali var. Yani boş çekme ihtimaliniz daha az oluyor. Çok kullanışlı bir takım. Hele hele şu mevsimlerde sazanlar, biliyorsunuz şimdi yumurta koydular arkadaşlar, zayıflıyor balıklar, beslenmeye ihtiyaç duyuyor. O yüzden gümüş balığıyla avlanmak büyük trofe balıklar getirebilir bize, yakalatabilir. İğnenizi de büyük tutun arkadaşlar. Yani
5 kiloluk sazan mesela, 5 kiloluk hoşerin 2,5-3 kiloluk sazan bunu rahatlıkla yutuyor arkadaşlar. Yani iğneyi çok büyük diye şey yapmayın. Yutuyor yani bunu. Yani buna balığı taktığınızda o daha da kocaman oluyor ama rahatlıkla yutuyor arkadaşlar. Bunun uzun olması iyi arkadaşlar. Şu balık dediğim gibi güzelce oturuyor. Bunlar da tutuyor. Çıkma ihtimali daha az oluyor. Yani biraz daha kısa su bile olabilir ama uzun olması avantajlı. Herkese bol avlar diliyorum arkadaşlar. Bu sezon inşallah 3 günümüz kaldı. Bol trofeli geçer. Yasaklar kalkınca ben gitmeye başlayacağım. İş yoğunluğum var. Pazar günleri boşluğum oluyor ama gitmiyorum yasak olduğu için. Yasaklar bitince ava devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese bol trofeli avlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın.